Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Sel. Bilişsel devrimden önce tüm insan türleri Afrika-Asya bölgesinde yaşıyordu. İnsanlar yaptıkları derme çatma sallarla kısa mesafeleri geçerek birkaç adaya yerleşmişlerdi. Örneğin Flores 850 bin yıl önce yerleşim yeri haline gelmişti. Yine de açık denize çıkamıyorlardı ve hiçbiri Amerika, Avustralya veya uzak adalar olan Madagaskar, Yeni Zelanda veya Hawaii'ye ulaşmamışlardı. Deniz engeli sadece insanların değil, pek çok Afrika-Asyalı hayvan ve bitkinin de bu dış dünyaya ulaşmasını engellemişti. Bunun bir sonucu olarak Madagaskar ve Avustralya gibi uzak bölgelerin organizmaları milyonlarca yıl boyunca izole kalarak evrimleştiler ve Afrika-Asyalı uzak akrabalarından çok farklı biçimler ve yapılar oluşturdular. Dünya gezegeni birbirinden farklı pek çok ekosisteme bölünmüştü ve bunların her birinin kendine özgü hayvan ve bitki türleri vardı. Homo sapiens bu biyolojik bolluğa son vermek üzereydi. Bilişsel devrimin hemen ardından sapiens Afrika-Asya bölgesinden çıkarak dış dünyaya yerleşmek için gerekli teknoloji, örgütsel beceri ve hatta belki de vizyonu elde etti. İlk önemli başarısı 45 bin yıl kadar önce Avustralya'nın yerleşimi açılmasıydı. Uzmanlar bu başarıyı açıklamak için çok çaba sarf ettiler. Avustralya'ya ulaşmak için bazı insanların 100 kilometre genişliğinde pek çok kanalı geçmesi ve Avustralya'ya varır varmaz da neredeyse tamamen farklı bir ekosisteme alışması gerekiyordu. En kabul edilebilir teori, 45 bin yıl önce Asya'dan ve birbirinden çok dar boğazlarla ayrılan bir adalar grubu olan Endonezya takım adalarında ilk denizci toplulukların geliştiğini öne sürer. Buradaki insanlar okyanusa açılabilecek gemilere manevra yaptırmayı öğrenerek uzun mesafeli balıkçılar, tüccarlar ve kaşifler oldular. Bu elbette insanın yaşam tarzına ve becerilerine eşi görülmedik bir değişim getirecekti. Denizde yaşayan tüm diğer memeliler, foklar, deniz inekleri, yunuslar, özel organlar ve hidrodinamik bir vücut geliştirmek için çağlar boyunca evrimleşmek zorunda kalmışlardı. Afrika savanalarında yaşayan maymunların torunu olan Endonezya'daki sapiens ise paletler geliştirmeden ve balinalardaki gibi burunlarının kafalarının tepesine çıkmasını beklemek zorunda kalmadan denizci olmuşlardı. Botlar inşa ettiler ve bu botları nasıl yöneteceklerini öğrendiler. Bu becerileri de Avustralya'ya ulaşıp yerleşmelerini sağladı. Arkeologlar henüz 45 bin yıl önceden kalma kayıklar, kürekler veya balıkçı köyleri bulamadılar. Yükselen deniz seviyesi eski Endonezya kıyılarını yaklaşık 100 metre kadar okyanusun altında bıraktığından bunları bulmak oldukça zordur. Yine de bu teoriyle ilgili ciddi dolaylı kanıtlar vardır. Özellikle de sapiensin Avustralya'ya yerleşmesinin hemen akabinde kuzeyindeki pek çok uzak ve izole adaya yerleştiği düşünülürse. Bunlardan bazıları örneğin Buka ve Manus, en yakın karadan 200 kilometrelik bir açık denizle ayrılıyordu. Gelişmiş bir denizcilik ve yelkencilik bilgisi olmadan birilerinin Manus'a kadar gidip oraya yerleşebileceğine inanmak çok güç. Daha önceden de belirtildiği gibi bu adaların bazılarının arasında örneğin Yeni İrlanda ile Yeni Britanya arasında olduğu gibi yoğun deniz ticareti yapıldığına dair ciddi kanıtlar vardır. İnsanların Avustralya'ya ilk seyahati tarihteki en önemli olaylardan biridir ve en az Kolomb'un Amerika'ya seyahati veya Apollo 11'in Ay'a gidişi kadar önemlidir. Bir insanın Afrika-Asya ekolojik sistemini ilk defa terk ettiği ve elbette ilk defa büyük bir kara memelisinin Afrika-Asya bölgesinden Avustralya'ya gittiği zamandı bu. Daha da önemlisi, izci insanların bu yeni dünyaya yaptıklarıydı. İlk avcı toplayıcının Avustralya sahillerine ayak bastığı an, Homo sapiens'in ilk kez belirli bir kara parçasında besin zincirinin en üstüne tırmandığı ve artık dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri haline geldiği andır. O zamana kadar insanlar yenilikçi bir takım davranışlar geliştirmişlerdi. Ancak kendi çevrelerine etkileri henüz ihmal edilebilir düzeydeydi. Çok çeşitli doğal ortamlara göçmek ve oralara uyum sağlamakta ciddi başarılar göstermiş ve bunu da mevcut ortamları çok değiştirmeden başarmışlardı. Avustralya yerleşimcileri veya daha doğru bir deyişle
Fatihleri sadece uyum sağlamakla kalmadılar. Avustralya ekosistemini tanınmayacak duruma gelecek ölçüde değiştirdiler. Avustralya sahillerindeki ilk insan ayak izini dalgalar hemen sildi. Ama işgalciler içlere doğru ilerlediğinde asla silinmeyecek farklı bir ayak izi bıraktılar. İlerledikçe içlerine 200 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda kanguruların, kıtanın en büyük hayvanı olan günümüz kaplanı kadar büyük keseli aslanların olduğu, bilinmeyen canlılarla dolu tuhaf bir evrene girdiler. Ağaçlarda sevimli olmak için fazla büyük koalalar, vadi ve çayırlarda deve kuşuların iki katı büyüklüğünde uçamayan kuşlar koşturuyordu. Ejderhamsı sürüngenler ve 5 metre uzunluğunda yılanlar çalılıklar arasında sürünüyordu. 2,5 tonluk devasa diprotodon ormanları arşınlıyordu. Kuşlar ve kemirgenler dışında bu hayvanların hepsi keseliydi. Tıpkı kangurular gibi yardıma muhtaç fetüsvari yavrular doğuruyor ve bunları karınlarındaki keselerde saklayarak sütle besliyorlardı. Afrika ve Asya'da neredeyse hiç bulunmayan keseli memeliler Avustralya'da her yerdeydi. Birkaç bin yıl içinde neredeyse bütün bu dev türler yok oldu. 50 kilogramdan daha ağır 24 Avustralya türünün 23'ü bugün yok. Daha küçük türlerin de önemli bir kısmı aynı akıbete uğradı. Avustralya ekosistemindeki besin zinciri bozularak yeniden düzenlendi. Bu milyonlarca yıldır Avustralya ekosisteminde yaşanan en önemli değişimdi. Peki bu tamamen Homo sapiens'in mi hatasıydı? Suçu sabit. Bazı araştırmalar türümüzü aklamaya çalışır ve suçu bu tip durumlardaki tipik günah keçisi olarak iklime atarlar. Yine de Homo sapiens'in tamamen suçsuz olduğuna inanmak çok zordur. İklim bahanesini zayıflatan ve atalarımızı Avustralya'nın büyük faunasını bitirmekle suçlayan 3 kanıt mevcuttur. Öncelikle her ne kadar Avustralya'nın iklimi 45 bin yıl önce değiştiyse de bu o kadar da büyük bir değişiklik değildi. Dolayısıyla da yeni iklim koşullarının bu derece büyük bir yok oluşa yol açması mümkün değildir. Günümüzde hemen her şeyi iklim değişikliğiyle açıklamak çok yaygın bir tutumdur, ancak aslında dünyanın iklimi hiçbir zaman sabit kalmadığı gibi sürekli değişim halindedir. Dolayısıyla da tarihteki her olay bir iklim değişikliği ile aynı anda gerçekleşmiştir. Gezegenimiz oldukça sık ısınma ve soğuma döngüleri geçirmiştir. Geçtiğimiz 1 milyon yıl boyunca ortalama her 100 bin yılda bir buzul çağı yaşandı. Bunların sonuncusu 75 ila 15 bin yıl önce arasında gerçekleşti ve buzul çağlarında genellikle görüldüğü gibi iki noktada zirve yaptı. Biri yaklaşık 70 bin yıl önce, diğeri de 20 bin yıl. Dev diprotodon Avustralya'da 1,5 milyon yıldan önce ortaya çıktı ve daha önce en az 10 buzul çağını başarıyla atlattı. Ayrıca 70 bin yıl önce son buzul çağının ilk zirvesini de atlattı. O halde neden 45 bin yıl önce ortadan kayboldu? Eğer diprotodonlar o dönemde ortadan kaybolan tek büyük hayvan olsaydı, bu bir rastlantı olurdu elbette. Ama diprotodonla birlikte Avustralya'nın büyük faunasının %90'ından fazlası yok oldu. Elimizdeki kanıtlar dolaylı sayılabilir ama sapiensin tesadüfen, tam da bütün hayvanlar bir bir ortadan kaybolurken Avustralya'ya vardığını düşünmek çok güç. İkincisi, iklim değişiklikleri kitlesel ölümlere yol açtığında deniz hayvanları da kara hayvanları kadar bu durumdan etkilenir. Buna karşın 45 bin yıl önce okyanus faunasında ciddi bir değişiklik görülmüyor. İnsan etkeni Avustralya'nın kara hayvanlarının yok oluşuna karşılık yakınlardaki okyanusların bundan etkilenmemesini kolayca açıklayabilir. Gelişmekte olan denizciliğine rağmen Homo sapiens hala çok büyük ölçüde karasal bir tehditti. Üçüncüsü, Avustralya'daki devasa kırıma benzer yok oluşlar, sonraki bin yıllarda insanlar ne zaman dış dünyanın başka bir bölgesine yerleşse tekrarlandı. Sapiens'in suçu reddedilemez. Örneğin Yeni Zelanda'nın zengin faunası, ki 45 bin yıl önce gerçekleşen iklim değişikliğini sorunsuz atlatmıştı, ilk insanlar adalara ayak bastıktan çok kısa sonra oldukça büyük darbe aldı. Yeni Zelanda'nın ilk sapiens yerleşimcileri olan Maoriler, adalara yaklaşık 800 yıl önce ulaştı.
Birkaç yüzyıl içinde yerel büyük faunanın büyük bölümü tüm kuş türlerinin %60'ı ile birlikte yok olmuştu. Benzer bir son Kuzey Buz Denizi'ndeki Sibirya kıyısının 200 kilometre kuzeyindeki Wrangel Adası'nın mamut nüfusunu da vurmuştu. Mamutlar kuzey yarımkürede milyonlarca yıldan beri çoğalmıştı ancak Homo sapiens önce Avrasya'ya sonra da Kuzey Amerika'ya yayıldıkça mamutlar geri çekildi. 10 bin yıl önce dünyada Wrangel başta olmak üzere birçok uzak ada dışında tek bir mamut kalmamıştı. Wrangel mamutları birkaç bin yıl daha yaşadı, sonra insanların adaya ilk ayak bastıkları 4 bin yıl önce birden ortadan kayboldular. Eğer Avustralya'daki yok oluş istisnai bir durum olsaydı insanların lehine şüphe ederdik. Fakat tarihsel kayıtlar Homo sapiens'in bir ekolojik seri katil olduğunu gösteriyor. Avustralya'daki yerleşimcilerin elinde sadece taş devri teknolojisi varken nasıl böyle bir ekolojik felakete yol açabildiler? Bunun birbirine çok iyi uyan 3 ayrı açıklaması var. Avustralya'daki yok oluşun asıl kurbanları olan büyük hayvanlar yavaş ürerler. Hamilelikleri uzundur, doğan yavru sayısı azdır ve hamilelikler arasında uzun zaman boşlukları olur. Dolayısıyla insanlar birkaç ayda bir diprotodon öldürse bile bu diprotodon ölümlerinin doğumlardan fazla olmasına yeterdi. Birkaç bin yıl içinde son yalnız kalmış diprotodon da ölür ve türün tamamı tükenmiş olurdu. Devasa cüsselerine rağmen diprotodon ve Avustralya'nın diğer dev hayvanlarını avlamak muhtemelen pek de zor olmamıştır. Çünkü bu hayvanlar kendilerine saldıran iki ayaklı yaratıklara karşı tamamen hazırlıksızdı. 2 milyon yıldır Afrika, Asya'da pek çok insan türü gelişiyor ve evriliyordu. Bu insanlar zamanla avcılık becerilerini geliştirdiler ve yaklaşık 400 bin yıl önce artık büyük hayvanları da avlamaya başladılar. Afrika ve Asya'nın büyük hayvanları insanlardan kaçmayı öğrenmişti. Bu yüzden büyük avcı Homo sapiens bu kıtalarda ortaya çıktığında bu hayvanlar insana benzer yaratıklardan uzak durmaları gerektiğinin farkındaydı. Buna karşın Avustralya devlerinin kaçmayı öğrenecek zamanları yoktu. İnsanlar ilk bakışta tehlikeli görünen varlıklar değillerdir. Kıvrak, kaslı vücutları veya uzun sivri dişleri yoktur. Dolayısıyla dünyada yaşamış en büyük keseli hayvan olan diprotodon, bu kırılgan görünümlü maymunu ilk gördüğünde ona bir bakış atarak yaprak çiğnemeye geri döner. Bu hayvanların insana karşı bir korku geliştirmesi gerekiyordu ama bunu yapmadan ortadan kalktılar. İkinci açıklamaya göre ise, Sapiens Avustralya'ya ulaştığında ateş kullanılan tarım yönteminde uzmanlaştı. Yabancı ve tehditkar bir ortamla karşılaştıklarında geçilmez sık çalılıkların ve ormanların olduğu geniş alanları yakıp yeşillik alanlar açarak hem kendi ihtiyaçlarına daha uygun hem de hayvanları daha kolay çeken bir ortam yaratıyorlardı. Bu yüzden de birkaç bin yıl içinde Avustralya'nın büyük bölümünde ekolojiyi tamamen değiştirdiler. Bu durumu en iyi kanıtlayan olgulardan biri fosilleşmiş bitki kalıntılarıdır. 45 bin yıl önce Avustralya'da okaliptüs bitkisi nadir bulunurdu. Fakat Homo sapiens'in gelişi bu tür için altın bir çağ başlattı. Okaliptüsler yangına çok dayanıklı olduğundan diğer ağaçlar ve çalılar yok olurken okaliptüsler geniş alanlara yayıldı. Bitki örtüsündeki bu değişim bitki yiyen hayvanlarda ve otçulları yiyen etçillerde değişikliğe yol açtı. Neredeyse sadece okaliptüs yaprağı yiyen koalalar yeni topraklara doğru keyifle yayıldı. Diğer hayvanların çoğu büyük zorluklar yaşadı. Avustralya'daki çoğu besin zinciri çöktü ve zincirlerdeki en zayıf halkalar yok oluşa sürüklendi. Üçüncü bir açıklama da avcılık ve tarımın hayvanların tükenmesinde önemli rol oynadığını, fakat iklimin rolünü de tamamen göz ardı edemeyeceğimizi öne sürer. 45 bin yıl önce Avustralya'yı etkisi altına alan iklim değişiklikleri, ekosistemin dengesini bozarak çok kırılgan hale getirdi. Normal koşullar altında tıpkı daha önce pek çok kez görüldüğü gibi sistem kendisini yeniden toparlayacaktı. Ancak bu kritik dönemeçte insanların sahneye çıkması zayıf durumdaki ekosistemi uçuruma doğru itti. İklim değişikliği ve insan avcılığının bir araya gelmesi özellikle pek çok yönden zarara uğrayan büyük hayvanlar için çok yıkıcı oldu. Aynı anda pek çok tehdide karşı etkili olabilecek bir hayatta kalma stratejisi bulmak çok zordur. Elimizde daha fazla kanıt olmadan bu üç senaryonun hangisinin en doğru olduğuna karar vermek mümkün değil. Ancak elimizdeki veriler Homo sapiens bu aşağı yörelere gitmeseydi, bölgenin hala keseli aslanlara,
diprotodonlara ve dev kangurulara ev sahipliği yapacağını gösteriyor. Tembel hayvanın sonu. Avustralya'nın büyük faunasının yok oluşu, büyük ihtimalle Homo sapiens'in gezegenimizde bıraktığı ilk izdi. Sonrasında Amerika'da bundan daha büyük bir çevre felaketi izleyecekti bunu. Homo sapiens, Batı yarımkürenin karalarına ulaşan ilk ve tek insan türüydü. Günümüzden aşağı yukarı 16 bin yıl önce, yani milattan önce 14 bin yılı civarında buraya vardı. İlk Amerikalılar yürüyerek gelmişlerdi. Bunu yapabildiler çünkü deniz seviyesi Kuzeydoğu Sibirya ile Kuzeybatı Alaska arasında bir kara köprüsüne izin verecek kadar düşüktü. Yaptıkları kolay bir yolculuk değildi. Avustralya'ya deniz yoluyla gitmekten daha zor ve daha uzundu. Bu geçişi yapabilmek için Sapiens önce Sibirya'nın aşırı soğuk Arktik ikliminde kışın hiç güneşin olmadığı, sıcaklığın eksi 50 dereceye kadar düştüğü ortamda hayatta kalmayı öğrenmek zorundaydı. Daha önceki hiçbir insan türü Kuzey Sibirya gibi bölgelere girmeyi başaramamıştı. Soğuğa uyumlu Neandertaller bile yerleşimlerini güneydeki daha ılımlı bölgelerle sınırlandırmışlardı. Ama vücudu kar ve buz yörelerinden ziyade Afrika savanlarında yaşamaya uyumlu olan Homo sapiens dahiyane çözümler üretti. Gezen sapiens avcı toplayıcıları soğuk iklimlere doğru göç ettiğinde iğneler kullanarak deri ve kürkten kar ayakkabıları ve termal giyecekler yapmayı öğrendiler. Kuzeyin mamutlarını ve diğer büyük hayvanlarını avlayabilmek için yeni silahlar geliştirdiler ve avlanma tekniklerini ilerlettiler. Termal kıyafetleri ve avlanma teknikleri geliştikçe sapiens donmuş topraklarda daha da ilerilere gitmeye cesaret etti. Kuzeye doğru gittikçe de kıyafetleri, av teknikleri ve diğer hayatta kalma yöntemleri gelişmeye devam etti. Yine de neden buralarla uğraştılar? İnsan kendi isteğiyle neden Sibirya'ya gider ki? Belki de bazı gruplar savaşlar, nüfus baskısı veya doğal felaketler sebebiyle kuzeye doğru itilmişti. Diğerleri de belki daha olumlu sebeplerle, örneğin hayvanlardaki protein kaynağı sebebiyle kuzeye yönelmişlerdi. Arktik topraklar rengiyi ve mamut gibi büyük ve besili hayvanlarla doluydu. Her mamut ciddi miktarda soğuk havalar düşünüldüğünde dondurulup daha sonra kullanılmak üzere saklanabilen et, lezzetli yağ, sıcak tutan kürk ve çok değerli fil dişi barındırıyordu. Sungir bulgularının gösterdiği gibi mamut avcıları sadece hayatta kalmamış, zenginleşerek iyi bir yaşam sürmüşlerdi. Zaman geçtikçe gruplar mamutları, mastodonları, gergedanları ve ren geyiklerini kovalayarak daha ilerlere doğru yayıldılar. 14 bin yıl önce bu av kovalamacası bazı insanları Kuzeydoğu Sibirya'dan Alaska'ya doğru sürükledi. Elbette yeni bir dünya keşfettiklerini bilmiyorlardı. Hem mamutlar hem de insanlar için Alaska sadece Sibirya'nın basit bir uzantısıydı. İlk başta buzullar Alaska'dan Amerika'nın geri kalanına erişimi engelliyordu ve güneydeki topraklara ancak tek tük izcilerin geçmesi mümkündü. Ancak yaklaşık M.Ö. 12.000'de küresel ısınma buzulları eriterek daha kolay bir geçiş yolunu açtı. Yeni oluşan koridoru kullanan insanlar kitleler halinde güneye inerek tüm kıtaya yayıldılar. Aslında Arktik bölgede büyük hayvanları avlamaya uyum sağlamış olsalar da kısa zamanda olağanüstü çeşitlilikte iklimlere ve ekosistemlere uyum sağlamayı başardılar. Sibiryalıların torunları ABD'nin sık ormanlarını, Mississippi Deltası'nın bataklıklarını, Meksika'nın çöllerini ve Orta Amerika'nın nemli jungle'larını mesken tuttular. Bazıları Amazon havzasının nehirlerden oluşan dünyasını, bazıları Ant Dağları'nın köylerini, bazıları ise Arjantin pampalarını yurt olarak seçtiler. Tüm bunlar 1 ya da 2 bin yıl içinde gerçekleşti. Milattan önce 10 bin civarında insanlar çoktan Amerika kıtasının en güney ucundaki Tierra del Fuego'ya yerleşmişlerdi bile. Amerika kıtası boyunca gerçekleşen insan seli Homo sapiens'in zekasını ve erişilmez uyum sağlama becerisini çok net ortaya koyar. Şimdiye dek başka hiçbir hayvan tamamen aynı genlerle bu kadar farklı habitatlarda bu kadar hızlı yayılmamıştır. Sapiens'in Amerika'ya yerleşmesi kesinlikle kansız değildi. Arkasında uzun bir kurban listesi bırakmıştı. Amerika'nın faunası 14 bin yıl önce bugünkünden çok daha zengindi. İlk Amerikalılar
Alaska'dan güneye doğru Kanada'nın çayırlarına ve ABD'nin batısına doğru ilerlediklerinde mamutlar, mastodonlar, ayı büyüklüğünde kemirgenler, büyük deve ve at sürüleri, aşırı büyük aslanlar ve bugün hiç bilinmeyen düzinelerce başka büyük türle karşılaşmışlardı. Bunların arasında kılıç dişli kediler ve 8 ton ağırlığa, 6 metre yüksekliğe ulaşabilen dev tembel hayvanlar da vardı. Güney Amerika daha egzotik memeli, sürüngen ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyordu. Amerika kıtası, Afrika ve Asya'da bilinmeyen bitki ve hayvanların coşkun bir şekilde geliştiği büyük bir evrim deneyi laboratuvarıydı. Ama artık değil, Sapiens'in gelişinden sonraki 2000 yıl içinde bu endemik türlerin çoğu ortadan kalktı. Güncel tahminlere göre bu kısa zaman aralığı içinde Kuzey Amerika büyük memeli cinslerinin 47'sinden 34'ünü kaybetti. Güney Amerika'da 60'tan 50'sini. Kılıç dişli kediler 30 milyon yıl boyunca yaşadıktan sonra yok oldular. Tıpkı dev tembel hayvanlar, aşırı büyük aslanlar, Amerika'nın yerli atları, yerli develeri, dev kemirgenleri ve mamutları gibi. Daha küçük boyutlu binlerce memeli, sürüngen, kuş ve hatta böcekler ve parazitler bile yok oldular. Mamutlar öldüğünde mamutlardan beslenen tüm kene ve benzeri hayvanlar da onları izledi. 10 yıllar boyunca paleontologlar ve zooarkeologlar Amerika kıtasındaki çayırları ve dağları tarayarak eski develerin kemiklerini ve dev tembel hayvanların katılaşmış dışkılarını bulmaya çalıştılar. Aradıklarını bulduklarında bu küçük hazineler dikkatle paketlenip laboratuvarlara yollanır ve orada her kemik ve her koprolit, yani fosilleşmiş tezek, titiz bir şekilde incelenip tarihlenir. Bu analizler her seferinde aynı sonucu verir. En taze gübre ve en yeni deve kemikleri insanların Amerika'nın dört bir yanına yayıldığı zamandan kalma, yani aşağı yukarı M.Ö. 12.000 ile 9.000 arası. Bilim insanları sadece bir bölgede bundan daha yeni tarihli gübre buldular. Büyük kısmı Karayip Adası'nda, özellikle de Küba ve Hispaniola adalarında M.Ö. 5.000 yıllarından kalma tembel hayvan dışkısı. Bu da tam olarak insanların Karayip Denizi'ni aşıp iki büyük adaya yerleşmeye başladıkları dönemdir. Bazı araştırmacılar yine de Homo sapiens'i aklayarak iklim değişikliklerini suçluyorlar. Bu durum, tüm Batı Yarımküre'nin iklimi değişirken Karayipler ikliminin 7000 yıl boyunca neden gizemli bir şekilde aynı kaldığını açıklamalarını gerektirir. Ama Amerika'da gübre doğruyu söyler. Suçlu bizleriz. Bu gerçeğin başka bir izahı yok. İklim değişikliği bizimle suç ortaklığı yaptıysa bile sonucu belirleyen şey insanların bu duruma katkısıdır. Nuh'un gemisi. Avustralya ve Amerika'daki kitlesel yok oluşları bir araya getirip bunlara Homo sapiens'in Afrika-Asya bölgesine yayıldığı dönemdeki daha küçük ölçekli yok oluşları da eklersek, örneğin diğer tüm insan türlerinin ortadan kalkması gibi ve yerleşimcilerin ele geçirdikleri Küba gibi uzak adalardaki yok oluşları da düşünürsek, sapiens yerleşiminin hayvan krallığının başına gelmiş en büyük ve en hızlı felaketlerden biri olduğu yorumu kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Bundan en fazla etkilenenler büyük ve tüylü canlılar oldu. Bilişsel devrimin gerçekleştiği dönemde dünyada 50 kilogramdan daha büyük, 200 civarında büyük kara memelisi yaşıyordu. Tarım devrimi döneminde sadece 100 tanesi kalmıştı. Homo sapiens, insanlar tekerleği, yazıyı veya demirden aletleri icat etmeden çok önce gezegendeki bütün hayvanların yarısını yok etmişti. Bu trajedinin daha küçük ölçekli versiyonları tarım devriminden sonra defalarca tekrarlandı. Tüm adaların arkeolojik kayıtları aynı üzücü hikayenin tekrarlandığını gösteriyor. Trajedinin ilk sahnesinde insan henüz yokken pek çok tür ve büyüklükte canlı var. İkinci sahnede bir kemik, mızrak ucu veya kırık bir çömlek parçası sayesinde varlığından emin olduğumuz sapiens ortaya çıkıyor. Hemen arkasından gelen üçüncü sahnede ise başrolü insanlar oluyor ve büyük hayvanların çoğu pek çok küçük hayvanla birlikte ortadan kayboluyor. Afrika anakarasının 400 kilometre doğusundaki Madagaskar adası bu durumun en iyi örneklerindendir. Milyonlarca yıllık yalıtılmışlık sonucunda adada kendine özgü hayvanlar evrimleşmişti. Bunların arasında 3 metre yükseklikte ve neredeyse 1 ton ağırlığındaki fil kuşu,
ve gezegendeki en büyük primat olan dev lemurlar vardı. Bu fil kuşları ve dev lemurlar, Madagaskar'ın diğer büyük hayvanlarının çoğuyla birlikte 1500 yıl önce aniden ortadan yok oldular. Tam olarak insanlar adaya ilk ayak bastığı zaman. Pasifik Okyanusu'nda ilk yok oluş dalgası, M.Ö. 1500'de Polinezyalı çiftçiler Solomon Adaları, Fiji ve Yeni Kaledonya'ya yerleştiklerinde başladı. Yüzlerce kuş, böcek, salyangoz ve diğer yerel hayvan türünü bilerek ya da bilmeyerek yok ettiler. Türlerin yok oluşu buradan doğuya, güneye ve kuzeye, Pasifik Okyanusu'nun kalbine doğru yöneldi. Yol üzerinde Samoa ve Tonga'nın faunasını M.Ö. 1200'de, Marquis Adası'nınkini M.Ö. 1 yılında, Paskalya Adası, Cook Adaları ve Hawaii'ninkileri M.Ö. 500'de ve son olarak Yeni Zelanda'nınkini de 1200 yılı civarında ortadan kaldırdı. Benzer çevre felaketleri Atlantik, Hint, Arktik okyanuslarıyla Akdeniz'deki binlerce adanın neredeyse tümünde meydana geldi. Arkeologlar en küçük adalarda bile nesiller boyunca yaşamış kuş, böcek ve salyangozların çiftçi insanlar geldiğinde ortadan kaybolduklarını keşfettiler. Modern çağa kadar sadece olağanüstü derecede yalıtılmış bazı adalar insanlara maruz kalmayarak faunalarını olduğu gibi koruyabildi. Bilinen örneklerden biri olan ve 19. yüzyıla kadar insan yerleşimi görmemiş Galapagos Adaları, tıpkı eski diprotodonlar gibi insanlardan korkmayan dev kaplumbağaların bulunduğu kendine özgü faunasını koruyabildi. İlk dalga avcı toplayıcıların, ikinci dalga çiftçilerin yayılmasıyla gerçekleşirken, sanayi faaliyetlerinin günümüzde sebep olduğu üçüncü dalga ise bu ikisini takip ediyor. Atalarımızın doğayla uyum içinde yaşadığını iddia eden doğa severlere inanmayın. Sanayi devriminden çok önce Homo sapiens en çok bitki ve hayvan çeşidini ortadan kaldıran tür olma rekorunu elinde tutuyordu. Biyoloji tarihindeki en ölümcül tür olmak gibi şaibeli bir özelliğimiz var. Belki de eğer daha çok insan birinci ve ikinci dalgadan haberdar olsaydı, şu an gerçekleşen ve kendilerinin de bir parçası olduğu üçüncü dalgayla ilgili bu kadar soğukkanlı olmazlardı. Ne kadar çok türü ortadan kaldırmış olduğumuzu bilseydik, hala hayatta olanları korumak için daha istekli olurduk. Bu özellikle de okyanusların büyük hayvanları için geçerli. Karada yaşayan muadillerinden farklı olarak deniz hayvanları bilişsel devrim ve tarım devriminden çok kötü etkilenmediler. Ancak şu anda çoğu sanayi kirliliği ve insanların okyanus kaynaklarını aşırı kullanması sebebiyle tükenmenin eşiğinde. Eğer her şey şimdiki hızında seyrederse, balinaların, köpek balıklarının, ton balıklarının ve yunusların, diprotodonlar, tembel hayvanlar ve mamutlar gibi yok olma ihtimali yüksek. Dünyanın tüm büyük yaratıkları arasında insan selinde tek hayatta kalabilenler yine Nuh'un gemisinde köle olarak bulunan çiftlik hayvanları ve insan olacak. Bir sonraki bölümü dinlemek için hemen ekranın sol alt köşesinde bulunan butona tıklayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.